Selamlar arkadaşlar, hızlıca bir video paylaşayım. PlayStation Store'da yeni bir indirim başladı ve tam 1300 oyunda indirim var. Hatta daha fazla, konsept ise indie oyunlar. Bu indirimlere biraz daha çalışıp böyle yarına 10-20 oyunluk bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bazı oyunlar güzel ama aşırı pahalı indie oyuna göre. Bazı oyunlar da ucuz ama kötü, bize hem güzel hem de uygun fiyatlı oyun lazım. Gözünüze çarpan bir şeyler olursa paylaşın. Ayrıca kanalda ilk bakışını ya da incelemesini görmek istediğiniz oyunlar olursa onu da yazarsanız sevinirim. Bu akşamki State of Play etkinliği PlayStation sunumu Japon firmaları ağırlıklı olacak. Bu da JRPG göreceğimiz anlamına geliyor. Bol bol ne olabilir? Final Fantasy 16 ile ilgili muhtemelen bir şey görürüz. Resident Evil Village DLC'si olabilir. Eğer Sony Konami'den satın alabildiyse IP'leri, Silent Hill ya da Metal Gear Solid remake'leri duyurulabilir. Spartacus ise benim bu akşamki en önemli beklentim. PlayStation'ın, hani bilmeyenler için söyleyeyim, Spartacus'u yeni Game Pass modundaki servisi olacak. Dying Light'in ilk oyununa PlayStation 5 ve PlayStation Pro için ücretsiz update geldi. Oyunu 2 ay önce Steam'den alan bense pişman. Şu anda Platinum Edition 77 lira, her şey dahil, ana oyun var, DLC'ler var, kıyafetler var. Açıkçası PlayStation 5 için böyle bir desteğin geleceğini düşünmemiştim. 4K 30 FPS ya da performans modunda 60 FPS oynayabiliyorsunuz. Hakikaten takdir ettim, teklendi. Yani oyunun piyasaya çıkışının artık 7. yılı mı 8. yılı mı? Hala ilk oyun üzerine çalışıp bir şeyler sunuyorlar. Oyun satışlarıyla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Sifu çıkışından sonraki 3 haftada 1 milyon satışı geçmiş. Indie bir stüdyoya göre büyük bir başarı olsa gerek. Zaten oyunda ses getirdi bayağı. Gran Turismo 7 çıktığı hafta Elden Ring'i geride bıraktı ve Birleşik Krallık'ta en çok satan oyun oldu. Bu satışların %76'sı PlayStation 5, %24'ü PlayStation 4 için oldu. Yani PlayStation 5'te yaklaşık 3 kat daha fazla satmış. 2022'nin şimdilik en çok satan oyunu Elden Ring. Yani biraz şaşırdım. Yani türü de düşünürsek Souls türünde bir oyunun bir yılda en çok satan oyun olması. Hani evet, belki daha yılın çok başındayız ama gerçekten önemli yapımlar çıktı. Şimdi için söyleyebiliriz, evet, Elden Ring. Beni burada şaşırtansa Ender Lilies oldu. Hani böyle bir oyunun şimdiden satış rakamının 600 bini bulması, geçen sene yazın çıkmıştı. Çok gerçi iyi görünen bir oyun, yani oyunu kötü demiyorum ama sadece böyle çok beklemiyordum yani bu tarzda bir oyunun bu kadar fazla satmasını. Öte yandan God of War dizisi geliyor, yani bununla ilgili haberleri okuyorum. Dün de paylaşmadım ama hiçbir bilgi yok elimizde. Biraz daha hani bir çıkış tarihi, nasıl bir şey olacak, kaç sezon, kaç bölüm, bunlar belli olduktan sonra yine konuşuruz ama film olsa hiç beklentim olmazdı. Filmler, oyunların filmleri berbat oluyor. Ama dizi olunca güzel olma ihtimali, en azından izlenebilir olma ihtimali var. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.